Hangiev.com soruyor programımızın bu haftaki konuğu Northernland Construction CEO'su Taarruz Güçlüer. Taarruz Bey, 20 yıldır faaliyet gösteren adanın en prestijli inşaat firmalarından birisiniz. Northernland olarak bu prestiji nasıl kazandığınızdan ve nasıl sürdürdüğünüzden biraz bahseder misiniz? Tabii ki dediğim gibi yani 20 yıl olmuş, bayağı uzun bir zaman şirketimiz için. Şirketimiz 2003 yılında Koral Bozkurt tarafından kuruldu. Dünyada ve inşaat sektöründe o günden bugüne bir sürü şey değişti. Projede başarılı olmanın bir sürü etkeni var. Bir taneyle olmuyor yani bir sürü etken var. Önemli olan bu bütün bu etkenleri, bütün bu faktörleri bir araya getirmek, doğru koordine etmek, doğru ekip kurmak, ekibi yetiştirmek. Bunlar çok önemli gerçekten. Şirketimize baktığımda bunu doğru şekilde yaptığımızı görüyorum. Dediğim gibi bir projenin başarıya ulaşması için bir sürü etken var. Konumu çok önemli, ulaşılabilirliği çok önemli. Ülke altyapılarına, işte tarihi bölgelere, doğal güzelliklerimize ulaşımı çok önemli. Mimari açıdan ki bu konuda gerçekten iddialıyız. Önce olan projede üretmeniz lazım. Hem görünüş olarak hem fonksiyonel olarak bunları ayrı değerlendirmeniz lazım. İnşaat kalitesi, inşaatta malzeme kalitesi önemli çok. Burada işte her zaman biz dediğim gibi kalite bizim gerçekten motomuzdur zaten. Yani kaliteli bir yaşam için. Şirketimizin motosu. Onun için işte burada kullandığımız kaliteden işçilik kalitesine kadar. Gerçekten buna çok önem veriyoruz. Bunun bir standartta olması, teknoloji gelişiyor. Bu teknolojik gelişmeleri kullanabiliyor olmanız lazım. Bunlar çok önemli. Bunun ötesinde bu projeleri üretirken konsept proje üretmek lazım. Yani bir vizyonla üretmek lazım. Ki bence esas önemli başarılarımızdan bir tanesinde bu olduğunu düşünüyorum. Yeni projeniz Casa del Mare'den bize biraz bahsedebilir misiniz? Casa del Mare gerçekten yeni göz bebeğimiz. Esentepe'de adamızda iki tane bize göre şu anda revaçta olan hem turizm merkezi olarak hem işte konut satışlarında merkez olarak iki bölge var. Birincisi Long Beach bölgesi, ikincisi de Esentepe bölgesi ve civarı. Onun için Esentepe'yi seçtik Casa del Mare projemiz için. Çok iyi bir konum. Denize sıfır pozisyonda. Müthiş manzara. Hem dağ hem deniz hem yeşil. Hem çok çok güzel yerler oralar. 1006 konutluk bir proje. İçerisinde stüdyodan 4+1, 5+1, duplex villaya kadar. İşte hepsi infinity havuzlu. Gerçekten çok lüks, tasarımlı. Her bütçeye hitap edecek şekilde bir proje yarattık. Şimdi 1006 konut olduğu için müşteri profillerimizi genişletmek durumundayız böyle bir projelerde. Çünkü büyük projeler yapmak istiyoruz. Onları seviyoruz. Şimdi büyük proje yaratınca bir sürü tesis de yaratıyorsunuz. Ülkemizde hem turizm sektörüne katkı olarak hem de kendi projemiz katkı olarak Long Beach bölgesine yapmış olduğumuz Pera Lunch and Bar konseptini oraya da uyguluyoruz. Orada da Pera'mız var. Artı bir sürü spor tesislerimiz var. Paddle tenisten işte çok amaçlı spor salonuna kadar, yürüyüş parkurlarına kadar ki bu yürüyüş parkurları doğanın içerisinde. Pera'nın yanında İngiliz pub, kafe tarzı Anayolun üzerinde işte insanların orada gelip farklı bir vakit geçirebileceği bir alanımız da var. Bir sürü yeşil alanımız var. Dünya kadar havuz var. Zaten projenin yarısı havuzla bütünleşmiş. Denize sıfır bir proje zaten denizin dibinde. Yani her şeyle gerçekten mimarisiyle, görünüşüyle, konseptiyle, kullanımıyla ve içine sunduğumuz standartlarla ve projenin genel anlamında bütün konseptiyle gerçekten gurur duyduğumuz bir proje. Gerçekten proje aşaması çok zor ama bunun meyvelerini de satışa çıktığımızda prelansmanda ve lansmanda gerçekten topladık, aldık diyebilirim. En güncel olarak Grand Safari 4. etap ile birlikte Grand Safari projenizde çok kısa sürede tüm satışların tamamlanması gibi Casa del Mare projenizde birkaç saatte satış rekoru kırdınız. Bu başarıyı neye borçlusunuz? Bir önceki projemizde işte Ekim, Kasım, Aralık aylarında beklemediğimiz demeyeyim ama yani bizim bile beklentimizin üstünde bir satış grafiği yakaladık. Sevindirici olan bu satış grafiğinin daha da üstünde bir taleple Casa del Mare projemizi çıkmış olmamız. Bu bizi çok mutlu etti. Çünkü hedeflediğimiz fiyatlarda hedeflediğimizin çok üstünde bir satış grafiği yakaladık. Biraz önce saydığım gibi bir projenin başarıya ulaşması için bir sürü etken var. Onun için projenin mimari görünüşü, projenin konsepti, içinde kullanacağımız, taahhütlediğimiz malzemeler, lokasyon, ulaşılabilirlik, bunların yanında güven ve dürüstlük dediğim gibi. Yani bunu bu sağlamış oldu bu şirketin. Dürüstlüğe verdiği önem sayesinde bu başarıya ulaştığımızı düşünüyorum. Onun için emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ederim. İskele, Mausa ve son zamanlarda Girne'de imzanızı taşıyan pek çok projeniz mevcut. Siz yeni projeleriniz olan Casa del Mare, Emerald Villas ve Northernland Villas'da Girne'ye geçmeye iten sebepler neydi? Yola çıkarken yanımıza aldığımız lokasyon. Bu lokasyonu da değerlendirirken hem ulaşılabilirliği hem de Esentepe bölgesini doğa güzellikleriyle iç içe olması, ülkemizin güzelliklerini sunuyor olması, ülkemizin tarihi güzelliklerine, doğal güzelliklerine ve işte eğlence, restoran gibi altyapılara yakınlığı, ulaşıma yakınlığı bunlar hepsi bir etken. Bunları göz önünde bulundurduk. Çünkü aslında esasında bizim bu projelerde konsept olarak bunlar biraz da Bay to Let projesi. Bay to Let projesi ne demek aslında? Turizm projesi demek.
Yani aslında biz yaptığımız projelerle tamamen inşaat sektörü, inşaati faaliyet değil, işte yapsat değil ama ülkemizin turizm sektörüne, ülkemizin turizmine gelişiminde katkıda bulunmak, yatak kapasitesini artırmayı amaçlıyoruz. Yani aslında hedeflerimiz içerisinde bu da var. Çünkü bizim aslında yaptığımız projelerin konseptinin içinde turizm var. Otel var, restoran var, bar var, kafe var. Bunlar yabancıya yönelik yatırımlar daha çok. Ülkemize turist getirecek, ülkemizin ekonomisini turizmle kalkındıracak projeler. Çünkü işte inşaat sektörü evet çok önemli bir sektör. Ama bizim ülkemizdeki en önemli sektör turizm sektörüdür. Buna katkıda bulunmak istiyoruz. Her bir konut ileriye dönük, geleceğe dönük turizm sektörünün gelişimine katkı koyacak projeler. O yüzden Esentepe. Gelişen emlak sektörünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ne gibi katkılar olduğunu düşünüyorsunuz ve önümüzdeki 5 yılda ne gibi gelişimler beklemeliyiz? Biz bu projeleri hazırlarken biraz buy-to-let projesi olarak hazırlıyoruz. Buy-to-let nedir? İnsanlar aslında bir konut alıyor ama bu konut alırken ikinci ev olarak alanlar var, tatil evi olarak alanlar var. Bir de ileride işte otel odası gibi kiralamak amaçlı alanlar var. Artık turizmin yeni adı dünyada aslında buy-to-let. Tabii ki 5 yıldızlı otellere de ihtiyaç var. Bunun daha düşük bütçeli, daha kullanışlı, belki daha ekonomik ama aynı tesiste aynı hizmetleri sunan bir proje yaratmanız lazım artık. Emlak sektörü aslında ülkemizin en önemli sektörlerinden biri olan turizmine katkıda bulunacak olan bir sektör. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Yabancılara satılan konutları aslında yatak kapasitesi olarak değerlendirmek lazım. Önümüzdeki 5 yılda ne bekliyoruz? Önümüzdeki 5 yıl ülkemize olan talebin böyle projeler ürettik sonra, bu gibi katma değerini artırdık sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, ülkemizin, bölgelerimizin işte Long Beach'tir, Esentepe'dir ve diğer daha gün yüzüne çıkmamış bölgelerimizin bu talebin devam edeceğini öngörüyoruz. Emlak sektörüyle birlikte turizm sektöründe paralel olarak gelişeceğini öngörüyoruz. Girne Çatalköy'de inşaat süreci devam eden Nordland Villas Çatalköy projeniz mevcut. Onunla alakalı biraz bilgi alabilir miyiz? Çatalköy'deki projemiz 26 gerçekten lüks villadan oluşmakta. Orada çok güzel bir lokasyonda. Denize sıfır, denizin üzerinde müthiş bir lokasyon. Üstelik Girne'nin içinde ama Girne'nin trafiğine çok takılmayan bir yerde. Manzara, denize yakınlık, denizin üzerinde olması da ayrı. Bu projeyi seçerken hani farklı bir müşteri profiline ürettik. Bunun sebebi şu, yani hem arazi aslında çok pahalı, hem ürettiğimiz villalar yani süper lüks villalar. İçerisindeki kullanacağımız malzeme dünya standartlarında en yüksek kalitede olan malzemeler, en pahalı malzemeler. Ayrıyeten işte fiyata dahil olan merkez ısıtmasından işte akıllı ev sistemlerine kadar, jacuzzi'sinin havuzuna kadar. Her şey fiyatın içerisinde. Onun için çok özel bir proje bu da. Nordland'ın imzasını taşıyan bir proje. Onun da satışı gayet başarılı gidiyor. Memnunuz. Çünkü o çok hızlı gitmesini istediğimiz bir proje çünkü. Bu sene firmanızın 20. yıl dönümünü kutlarken firmanızın geleceğe dair hedef ve planları nelerdir? 20 yıl olmuş. Dediğim gibi ben 13 yıldır şirketle beraberliğim var. Gerçekten zor günler de geçirdik. Çok mutlu günlerimiz oldu. Aslında her günümüz böyle ayrı bir heyecan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gelişmekte olan bir ülke. Boyumuzu aşan sorunlarla da karşılaştık mı? Karşılaştık. Pandemi gibi. Onlarla başlayan Nordland Construction yolculuğu şu anda binlerin üzerine geçmiş durumda. Dünya standartlarında 1600 konutluk, 1000 konutluk projeler, işte farklı konseptler, lider projeler, dünyanın dikkatini çekecek projeler üretir hale geldi şirketimiz. Bugün yerliye, ülke vatandaşlarına satan bir şirkettik başlarda ama şimdi 42'den fazla ülkeye konut satıyoruz. Kanada'dan Güney Afrika'ya, Güney Afrika'dan Yeni Zelanda'ya kadar müşterilerimiz var. 2 katlı binalar üretirken şimdi adadaki en yüksek konutları, en yüksek binaları üretir hale geldik. İşte bu konsept projeler üretir hale geldik. Bu bizim için çok gurur verici. Tabii her şey ekip meselesi ve her işi yaparken de, projemizi çıkarken de evet tabii ki para kazanma hedefimiz olmuştur ama bunların içinde de ülkemize katkı koyma, ülke ekonomisine katkı koyma, Kıbrıs Türk'ünü nasıl daha ileriye götürürüz, bunun peşinde, bunun arkasında olduk. Hep bu çerçevede baktık. Dediğim gibi hiçbir zaman dürüstlükten ödün vermedik, hiçbir zaman kaliteden ödün vermedik. Bence bu 20 yılın başarısının en büyük sırrı bu. Daha da büyük projeler şu an hazırlanma aşamasında. Bunların lansmanları için gün sayıyoruz artık. Umarım bu projeleri sizin aracınızda duyurma fırsatı buluruz. Hedeflerimiz büyük. Her zaman kendimizi geliştirmek, her zaman kendimizi yenilemek, şirket olarak daha iyisini yapmak hedefimiz var. Çok yakında çok büyük projeler var. Umarım bunların duyurusunu yapmak sizinle birlikte nasip olur. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ben bu sözleri söylememde hem proje hem şirketle ilgili sizlere bilgi vermemi sağladığınız için ben teşekkür ederim şirketim adına. Bizlere hangiev.com'dan tüm projelerimize, Kasedelmara projemiz gibi tüm projelerimize de ulaşabilirler.